Ne bu şimdi? Giderek annem gibi davranmaya başladın. Sen de çocuk gibi davranma o zaman. Hadi kalk, konuşmamız lazım. Konuş, buradayım. İçerken de konuşabiliyorum ayrıca. Dışarıda alas, baş başa ve ayık. Hem belki biraz oksijen gider beynine. Oksijen bana uyar. Yalnız vize başvurusunu anneme yapıyorsun. Malum çok kolay alınmıyor. Tamam, vize başvurusunu ben yapacağım. Hadi kalk. Elini yüzünü yıka, kendine gel. Hadi. Alas, hadi. Esra Hanım. Teşekkürler. İsteydin keşke biraz. Ecenin hatırına. Çocuklar tavırlı bu bebek meselesini istemiyorlar. Tam da tahmin ettiğim gibi beni şaşırtmadı da. Beni şaşırtan sensin aslında. Hayır. Sana ne oluyor Neslihan? Sen niye böyle davranıyorsun? Neslihan teyze. Ben de size bakıyordum. Alaz'ı alıp birkaç saat çıkıyorum ben. Hayır, öyle bir şey olamaz. Kesinlikle hayır. Olmalı ama mecbursunuz. Hiçbir şeye mecbur değilim. Dışarı çıkamaz Asi. Alaz'ın biraz nefes almaya ihtiyacı var. Benim de biraz onunla konuşmaya ihtiyacım var. Hayır dedim Asi. Tamam, ben yanındayım. Söz tek parça getireceğim eve. Hayır. Kesinlikle böyle bir şey olamaz. Tamam, olur olur. Çok iyi düşünmüşsün Asi. Çıkın siz, ben müsaade ediyorum. Tamam, teşekkürler. Ben... Ne yaptığını sanıyorsun? Seni kendine getirmeye çalışıyorum. Uyandırmaya çalışıyorum. Ben kendimdeyim Güven. Bak yine o bakışı yaptın. Ne bakışı? Bıktım bu bakıştan. Ne bakışı? Cevap veremeyince hep bu bakışı yapıyorsun. Neslihan, ya neden bahsediyorsun sen? Ne bakışından bahsediyorsun? Bak yapıyorsun gene, hala yapıyorsun. Hala yapıyorsun ve beni delirtiyor bu, anladın mı? Delirtiyor. Şey diye düşünüyorsun herhalde. Ne yaptı? Bu kadın kafayı yedi, delirdi herhalde falan diye düşünüyorsun. Benim sana en ihtiyacım olduğu anda... Bir yabancıyla göz göze kalıyorum. Neslihan, ki benim karşımda çok tanıdık biri var. Sen kime dönüştürün farkında mısın Neslihan? Sen Eşref Ali Soysalan'a dönüştün. Kızını eve kapatan, her köşeye ama her köşeye birer bodyguard koyan. Bizi ayıran, kızını koruyacak diye hayatını mahveden adama dönüştün. Farkındasın değil mi? Ben sus. Susmuyorum. Ben yeterince sustum ve bu tavırlarına göz yumdum. Göz mü yumdun? Göz yumdun ha? Bütün bu olup bitene göz yumdun. Çünkü sen evladını kaybettin değil mi? Ben kaybetmedim. Bak, yakında hepsini kaybedeceksin, ben sana söyleyeyim. Neslihan, çocuklar iyi değil. Sen böyle olmaya devam ettikçe de iyi olamayacaklar. Git buradan. Neslihan, git çocuklar buradan. Normalleşemiyor. Git buradan. Sen istediğin için giderim. İstediğin anda da yanına gelirim ama gitmeden evvel sana şunu söyleyeyim. Ben senin o insana dönüşmene müsaade etmeyeceğim, haberin olsun. Gider misin? Git buradan. İyi geldi çıkmak. Hem de bu kadar kolay. Konuşmalıyız bahanesiyle nasıl ikna ettin annemi? Bahane değil. Konuşmamız lazım. Ayrıca annen değil, Güven abi izin verdi. Sen ciddisin. Ne konuşacağız peki? Ayrılma konuşması mı yoksa? Beni terk mi ediyorsun?
işini kolaylaştırayım mı? Hatta sen hiç zorlanma. Şöyle yapalım, ben destek atayım sana. Bugüne kadar bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Tepeden tırnağa da haklısın zaten, bugüne kadar dayanmam bir mucize. Ben senin yerinde olsam 2 gün bile... Hamileyim. Ne? Sen ciddi misin? Ciddiyim. Test yaptım bugün. İşte. İnanamıyorum. Beni çok mutlu ettin Asya. Bizim bir çocuğumuz mu olacak? Baba olacağım baba! Oğlum, bekler. Bu güzel kızla evlenip hayatım boyunca mutlu olacağım. Masal gibi bir hayatımız olacak Asi. Aile olacağız. Bir ailem daha olacak. Ben ne isteyebilirim ki? Aslında böyle tepki vermem gerekiyordu değil mi? Doğrusu buydu. İyi. Ben o adam değilim Asya. İçinde boğulacağım bir aile daha istemiyorum. Belki ben bir ailem olsun istiyorumdur. Olamaz mı? Olabilir. Aile nasıl bir batak bilmediğinden olabilir. Ya sen karşındakine bir baksana, bir bak. Ben Alas taklacı. Bu dünyanın bir taklacı babaya daha ihtiyacı var mı sence? O karnındaki bebeğe haksızlık değil mi? Bak canın çok yanıyor biliyorum. Yaşadığın her üzücü olayda darma duman oluyorsun, onu da biliyorum. Çünkü senin yaraların içinde, en derininde. Görmese de ben görüyorum Alas. Ben seni tanıyorum Alas. İyiliğinle, kötülüğünle, günahınla, yaranla, suçunla. Ben... seni seviyorum. Vay be. Sonunda 2 kelimeyi söyledin ha. Bunu ilk söylediğinde bir depoda her şeyin bittiği noktadaydık. Şimdi de her şeyin bittiği noktadayız. Ama oradan kurtulduk. Çıktık ve devam ettik. Ben devam edemem Asya. Çünkü sana git kurtul bu bebekten diyeceğim. Sen de benden nefret edeceksin. Baba. O. Peki.
sana söz veriyorum senden nefret edeceğim. Hem de öyle nefret edeceğim ki bir daha yüzünü bile görmeyeceğim. Bu bebekten kurtulduğum ilk anda senden kurtulacağım. En doğrusu bu. Nasıl kız? Nereye? Abbas! Hapishaneme. Senden nefret edeceğim. Hem de öyle nefret edeceğim ki bir daha yüzünü bile görmeyeceğim. Bu bebekten kurtuldum ilk anda. Senden kurtulacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.